Sayın seyirciler, Bursa'da 2022 polisin katılımıyla tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları, helikopterler ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bursa'da tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şafak vakti polisleri emniyetten uğurlamasıyla başladı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 2,5 saat içinde 132 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı, Bursa Emniyet Müdürü Taceddin Aslan ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'la birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. 2020 polis, 220 araç, 1 helikopter, 3 İHA ve aynı zamanda 16 narkotik köpeğiyle birlikte operasyon sabah itibariyle başladı. Şükürler olsun, kazasız ve belasız olmasını diledik ve 130 hedefimizin 130'u, ayrıca 2 şüpheli daha, toplam 132 kişi 5 ile şu saat arası, 7.30 arası gözaltına alındı. Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü ailelerin de desteğiyle kazımaya kararlı olduklarını söyledi. Uyuşturucu üzerinden gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız ve fırsat vermeyeceğiz. Yine dün İstanbul'da özellikle yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yine 600 kilogram eser ele geçirildi. İkisi İtalyan, biri Türk, 3 kişi de gözaltına alınmış oldu. Yine dün Hatay'da, Antakya'da 500.000 kaptagon ele geçirildi. Ve dün yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 90 kiloya yakın da eroin ele geçirildi. Bunların üçünü arka arkaya söylemekteki muradım şudur. Bütün güvenlik güçlerimiz, emniyetimizden jandarmasına, sahil güvenliğine kadar, hatta sınır birimlerimize kadar, gümrük birimlerimize kadar, bu konuda herkes teyakkuz halindedir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz ve bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin.